Evet arkadaşlar, bugün sulukluğumuza kattığımız şey bal. Yani balı direkt katmadık tabii ki. Hepsine biliyorsunuz benim şişem 700 cc olduğu için 700 cc'ye sadece bir çay kaşığı bal koydum. Karıştırdım, dinlendirdim ve kuşlarımıza verdik. Yarın da sarımsaklı su yapmayı düşünüyorum. Yine onu da sizlere söylerim. Bugünkü durumları gayet sakinler, heyecanlılar ve kaçınmıyorlar. Yerlerine de alıştılar elhamdülillah. Gördüğünüz gibi vay 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 içiyor. Evet arkadaşlar, bugün ikinci gün. Dün demiştim sarımsaklı su koyacağımı söylemiştim. Bugün evet sarımsaklı su koyduğum hepsine ölçeklerine. Şimdi 700 cc kavanozun içine 2 baş soğan sarımsağı yıkadım ve onu dinlendirdim. Dinlendirdikten sonra suya kattım ama şöyle bir durum yaptım. Aşağı yukarı sulukların yarısından az bir yere sarımsaklı su kattım. Geri kalanı suyu tamamen dolduracak bir şekilde su kattım. Çünkü baktığımda bayağı yoğun olmuş. Ben aşağı yukarı 2-3 gün gibi bir sürede de beklettiğim için iyice yoğunluğundan dolayı kuşlara zarar verebilir ihtimalini düşündüm. Bunun için öyle karışımı su oranını daha fazla yaptırdım. Zaten rengine baktığınız zaman yani koyuluğu göreceksiniz. Bundan dolayı bak buna daha az kattım mesela ama yanındaki. Gerçi sarı olmasından da. Şurada var bakın beyaz. Bunun da gene oranı bu. Hayvanlarımız dün bayağı bugün de gene enerjikler. Ama gene hareketlenmeler, işte yuvalara girmeler devam ediyor. Baktığın zaman devamlı yuvada duran bir hayvan şu an itibariyle yok. Yani bugünkü yumurta videomuz olmayacak. İlerleyen vakitlerde nasip diyelim. İnşallah öylesine deyip bugünü kapat. Ve bugün ayrıyetten bir mama tarifi daha vereceğim size. Yarım muz, bir tane yumurta, aşağı yukarı 7-8 tane bebe bisküvisi, işte çeyrek salatalık, bunların hepsini karıştır, bir de ceviz, yani 6-7 tane de ceviz, bunların hepsini rendeden geçirdim, elle karıştırdım ve hayvanlarıma verdim. Gördüğünüz gibi hayvanlar birazcık daha mutlu gözüküyor. Yani yeni mama tarifim de bu. Hepinize teşekkür ederim.